enstrümansız müzik çalıyorum. Şu anda Godfather çalıyorum, evet. Evet, enstrümansız. Yanlış anlamadınız. Enstrümansız. Koluma taktığım bileklikler, tabi bunlar şu an saat. Ben temsilci olarak gösteriyorum size. Koluma taktığım bileklikler ile bu artık mümkün. İsveçli firmanın yaptığı teknoloji ile artık enstrüman satın almadan oturduğunuz yerde piyano, telli çalgılar, işte gitar, EDM yani elektronik müzik, davul, bas gitar çalabilirsiniz. Bunlar artık mümkün. Teknoloji artık ilerledikçe ilerlemeye başladı. Otonom araçlar çıktı, akıllı evler çıktı. Daha kim bilir neler çıkacak. Akıllı robotlar çıktı. Yeni teknoloji çağında artık teknoloji oldukça yüksek seviyelerde, ilerledikçe ilerliyor. İsveçli firmanın yaptığı bu bileklikler sayesinde bulunduğunuz yerde sadece telefonunuz ve iki akıllı bilekliğiniz ile müzik çalabilirsiniz ve sadece el hareketlerinizle. Tabii bende şu an yok. Yani bu aletler yok. Ben sadece göstermek amaçlı, hani anlatmak, tasvir etmek amaçlı saat kullandım. Türkiye şartlarında bir piyano öğrenmek bence çok pahalıya patlayabilir. Belki 1000 lira, belki 10 bin lira. Binlerce liraya patlayabilir. Ama bu teknoloji insanların hem cebini hem de zamanını kolaylaştırıyor. İki bileklik sadece 100 dolar. Ama Amerikan doları değil, İsveç doları. İsveç doları şu anda 0 lira 94 kuruş. Yani bizim 1 liramız onların 0.94 dolarına geliyor. Yani Türk lirası daha değerli. Piyasaya yeni giren İsveçli firma bunu kolaylaştırmış. Mottoları şu: teknoloji insanların müzikle etkileşim şeklini derinden etkileyerek yenilikçi müzik deneyimleri geliştirmeyi hedefliyor. Ki bunda da muhtemelen yapmışlar. Çünkü pandemi döneminde resmen hayatımızı kolaylaştıracak bir icat yapmışlar. Arkadaşlarınızla buluşmak istiyorsunuz. Malum pandemi dönemindeyiz. Dışarı çıkmamız imkansız. Bu arada dışarı çıkmayın. Bu bileklikler ile akıllı bileklikler sayesinde artık görüntülü görüşmeler yapabiliyoruz. Yani teknoloji onlara imkan sağlıyor. Herkes bir araya toplanıp teknolojiyle, yani görüntülü konuşarak bilekçikleriniz ile arkadaşlarınıza akustik gitar yapabilirsiniz. Onlara zevkli vakitler geçirebilirsiniz. Firma sadece şimdilik şu an sadece elektronik müzik, telli çalgılar, yani gitar gibi. Saz var mı ki? Bağlama var mı? Bence bunlar asıl soru, bunlar işte. Bağlama, saz var mı? Onlar önemli. İnsanlar böyle Neşet Baba'nın tıngırtısıyla vakit geçirebilirler. Akıllı bilekliğimiz şimdilik sadece elektronik müzik, telli çalgılar, bateri, davul tarzı şeyler yapıp bir de piyano. Bu tarz şeyler çalabiliyoruz şu anda. Burada amaç sadece 4 tane müzik enstrümanı çalması değil ya da işte az kapasite dolmuş olması değil. Önemli olan teknolojinin nerelere geldiği. Daha dün otonom araçlar çıktı, akıllı evler çıktı. Artık oturduğumuz yerden sadece telefonlarımızla hiç vakit kaybetmeden istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Önemli olan bu. Ve bunu yapmışlar. Bundan 10 sene önce oyun konsolları bile kabloylaydı. Ya da işte bilgisayarlarımız XP'ydi. Eski sürümlerde hiçbir şey kaldırmıyorlardı. Daha birkaç sene önce hayatımıza VR gözlükler girdi. Ardından akıllı bileklikler, akıllı saatler girdi. Hatta bazı teknolojiler kolumuzdan çıkıp gözümüzün önüne kadar geldiler. Yani akıllı gözlüklerden bahsediyorum. Kim bilir, belki de teknolojimiz birkaç sene gözümüzden çıkıp önümüze düşebilir. Ama bu sefer hologram olarak.